3 aylar deyince 3 aylarda ben 2 gündür oruçtum. Bugün tutmadım yani. İnşallah yarın tutacağım. 3 aylar deyince vallahi Allah'a zikir ayıdır. Aslında zikir, Allah'a zikir, her gün zikir etmemiz lazım. Yani bu 3 ayları 3 aylar diye zikir edelim diye değil. Her gün zikir etmemiz lazım. İmanımız ne kadar güçlü olursa temelimiz de o kadar sağlam olur. Bugün bina yapılırken demiri ince kullanırsa o bina 10 sene sonra çöker. Demiri daha kalın, daha güçlü, daha sık kullanıldığı zaman 50 yıl gider. Eskiden dergahın önüne otobüsler gelirdi. Hacca gidenleri herkes bütçesine göre 2 kişi, 3 kişi, 5 kişi evine alırdı, davet ederdi. Şimdi o davetler yok. Şimdi davetler bitti. Ramazan'a girmek üzereyiz. 3 aylara girdik. Allah bütün İslam alemine hayırlı etsin. Ama buruk bir şekilde girdik. Oruçta nasıl misafirleri ağırlayacağız? Onu düşünüyoruz. Nasıl yapacağız? Allah bizi kurtarsın muhasalıktan. Allah bütün Müslümanlara yardım etsin. Yani biz Urfalı olarak çok üzülüyoruz. Biz misafirperveriz. Misafirleri seviyoruz. Her zaman soframız bu meydanda indirmişik, evlerde indirmişik. Aman bize bir yabancı gelsin de evde iftarla işte. Allah bizi kurtarsın. Şöyle anlatayım, gerçekten üzücü bir durum. Hani genellikle Müslüman coğrafyası olarak bayağı etkilendik virüs durumunda. Dini olarak birçok insan da etkilendi. Mesela camilerin kapanması, insanların ibadetini camide yapmaması çok kötü dini yönde etkiledi. Manevi yönde etkiledi yani demek istedim. Sonuçta insan dini ibadetini evde de yapabilir. Ama belli bir şeyde uzakta, örneğin mesela birçok insan virüsten dolayı hac ibadetini yerine getiremedi, hacı olamadı. Bu birçok insanı çok kötü anlamda etkiledi. Oruç aylarında insanların özellikle Urfa gibi sıcak bir yerde oruç aylarını dışarıda bile güzel bir havada açmaması, ev ortamında açmaması, insanlardan uzak tutmaması. Mübarek 3 Ramazan ayları geliyor, kutsal ay, 3 ayımız geliyor. İnşallah duacımızın virüsün bitmesi, insanların ibadetini çok güzel bir şekilde huzurlu mutlu yerine getirmesi. Şimdi geçen sene Ramazan çok güzel geçti. Çok güzel geçti. Şimdi hani eşe dosta gidiyordun, beraber iftar açıyorsun, beraber sahur yapıyorsun. Şimdi bu pandemiden dolayı bu sefer de, bu sene de herhalde evimizden geçireceğiz, evimizde oturacağız, bir yere çıkmayacağız. Yani biraz dişimizi sıkmamız lazım yani sağlığımız açısından. Hani çocuklarımızın geleceği açısından. Bunun için şey yapmamız lazım yani. İdare edeceğiz artık, başka çaresi yok. Geçen yıl da zaten virüs vardı. Geçen yıl da gölgesindeydik virüsün. Geçen yıl kötüydü zaten. Bu yıl daha kötü olmasını ben düşünüyorum, hedefliyorum. Geçen yılki hani normalde Ramazan dediğimiz zaman birlik, beraberlik, dayanışma geliyor aklımıza. Geçen yıl hani onun biraz daha üstü kapalı bir şekilde yapıldı hani. Eskiden hani hep bir arada yemek yerken şu anda da ayrı yiyoruz yani. Herkes ayrı yiyor. Hani artık korona yakalandığımız zaman ailemden bile ayrı yiyorum ki 3 aylarda öyle olmuştu. Ramazan'da öyle olmuştu geçen yıl. Allah sonumuzu hayır etsin diyorum ya. Bizim için 3 ayların önemi Ramazan'ın başlangıcı demek. İnşallah ona da virüsten kurtulup geliriz. Temennimiz o yönde. Virüs vardı diye biraz sıkıntılıydı yani. Dışarı çıkamıyorduk. Maske zaten oruçluyuz diye nefes alamıyorduk. Bir de üstüne maskeyi takıyorduk. Biraz sıkıntılı oluyordu. İnşallah bu zamanda maskeden kurtuluruz. Yani virüs en kısa zamanda biter. Bütün dini bayramlarımıza etkiliyor. Bütün dini ibadetlerimizi, Ramazanımızı tabii ki etkiliyor. Çünkü dünyanın başında bir beladır. Ülkemizin başına bir bela, bir hastalıktır. Belirgin bir hastalıktır. Yani herkesten görülen bir hastalık. Çok üzgünüm. Allah bu virüsü kaldırsın. Tüm Müslümanlara sağlık, sıhhat diliyorum. 3 aylar hayırlı uğurlu olsun abi. Geçen sene Ramazan kötü geçti abi. Dışarıya çıkamadık. Rabbil alemin bu günlerin yaklaşan Ramazan-ı Şerif'in hürmetine sevna, bizleri kazadan beladan tutar etsin. Rabbil alemin herkesin kalbine, gönlüne göre ölsün. Kardeşlik olsun, insanlık olsun, barış olsun, garibanı da koruyamayın.